Menü Tatlardan herkese merhabalar. Bugün kuymak yapacağız arkadaşlar. Bunun için gerekli olan malzemelerimizi sayacağım. 2 yemek kaşığı dolu dolu tereyağı kullanacağız. Malzememiz bol olursa kuymağımız, mıhlamamız daha güzel olur. 2 yemek kaşığı tereyağımızı tavamıza aldık. Yani fazla tereyağı dokunmuyorsa birazcık fazla da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığından fazla. 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, 1 çay bardağı, ben Trabzon tel peyniri kullandım, yarım çay bardağı 2 yemek kaşığı mısır unu, 1,5 su bardağı suyumuz ve tuzumuz. Şimdi bunları ocağa alıp devam edelim. Evet, tereyağını ocağımıza aldık. Çok yakmadan ilk önce eriteceğiz. Eğer yağınızın üste çıkmasını istiyorsanız, lezzetli olmasını istiyorsanız yağı yakmayalım. Hafif böyle kaynamaya başlar gibi olunca mısır unumuzu katacağız. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz böyle hafif kaynamaya başladı. Şimdi mısır unumuzu ilave ediyoruz ve karıştıracağız kavrulana kadar. Bu arada bir miktar tuzumuzu da atalım. Ben 1 çay kaşığı kullandım çünkü kaşarım birazcık tuzlu. Hatta hepsini kullanmayacağım. Bir miktar kullandım. Siz kendi peynirinizin tuzuna göre ayarlayın. Güzelce de kavuralım çok yakmadan. Çok harlı ateşte pişirmeyelim. Normal ateşte peynirimizi atınca zaten altını kısacağız. Evet, kavrulma kokularını duyuyorum. Biraz rengi değişince artık suyunu ilave edeceğim. Evet, kavruldu. Şimdi yavaş yavaş soğuk suyumuzu ilave ediyoruz. Suyumuzu ilave ederken karıştırma işlemini hızlıca yapalım. Güzelce şöyle homojen hale getirdikten sonra, emin olduktan sonra peynirlerimizi katacağız. Kıvamını görüyorsunuz. Yavaş yavaş koyulaşıyor. Kaşar peynirimi ilave ediyorum. Tel peynirimi de katayım. Tamam, şimdi peynirimizi kattık. Çok fazla karıştırmadan şu şekilde kısık ateşe alıyoruz. Peynirimizin erimesini, pişmesini bekliyoruz. Tereyağı üste çıkana kadar kısık ateşte bu şekilde pişecek. Kısık ateşte pişirirseniz yağ üstüne çıkar. Peynir kattıktan sonra çok fazla karıştırmıyoruz. Görüyorsunuz. Yavaş yavaş böyle kaynamaya başladı gibi. Peyniri çok fazla karıştırırsınız. Böyle biliyorsunuz kuymak, mıhlama süner. Çok fazla karıştırırsanız sünme şekli olmaz. Çünkü peynir böyle farklı bir kıvam alır çok fazla karıştırırsınız. Evet, görüyorsunuz kısık ateşte pişirdik. Pişirme işlemimiz tamam. Tereyağımız üzerine çıktı. Püf noktası burada kısık ateşte pişirmek ve peynirimizi kattıktan sonra karıştırmamak. Çok hafif karıştırabilirsiniz bir iki kere ama onun haricinde karıştırmıyoruz. Kısık ateşte güzelce pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi tereyağı üzerine çıktı. Şimdi sunuma geçeceğiz. Evet, bugünlük benden bu kadar. Sizlerden de yorumlarınızı bekliyorum. Afiyet olsun arkadaşlar. Bir sonraki lezzetlerde buluşmak dileğiyle, görüşmek üzere. Kanalımıza üye olmayı unutmayın.